Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Xitay Oman halkını aldaşqa urundi. Xitay rejimi Şarq Türkistan meselesinde bir neçe yıldan beri qattiq küçəb icra qılıbatqan xalqara cəmiyyətin gözünü boyash hərəkətində bu qetim Omanı tanlığan bolub 19 aprel atalmış Şinjan yaxşı jay temasında silliq fikir almashtırış yığını açqan. Xitay xalq torunun bu vaqtdakı xəbərdə bildirilishə bu qetimliq yığını atalmış Uyğur Abnum rayonu dairələri bilan Xitayning Omandakı baş elçixanası birlikdə uyushturğan. Yığınğa Xitayning Omanda turışlıq baş elçisi Li Lingbing, atalmış Uyğur Abnum rayonluq siyasi kengashning muavin raisi qorchaq amaldar Nurum İsmail Qan qatarlıqlar qatnashqan. Tor yığınında söz qilgan Li Lingbing Amerika va g'arbdagi Xitayga qarshi kuchlar Xinjiangga aloqador yolg'on yavdaq söz va saxta fikrlarni tarqitib ko'pchilikni oldi dedi. Omandagi har soha do'stlar va zotlarning Xinjiangga kelib ekskursiya va ziyoratda bo'lishini qarshi olamiz deb bildirilgan. Nurum İsmail Qammo her millet halkı bəxtlik yaşavatıdı. Taşqi küçlər Şinjanı qalaymaqan qilishdi məqsəd qılıbatıdı dəb bildirilgan. Xitay dairələri tor yığınığı yana bir qısım xalq ammasını mı məcburi qatnaşdırgan bolub, ular Şarqi Türkistanda irqi qırğınçılıq, məcburi əmgəki seliş, məcburi tuğut tizginləş, dini itiqad erkinlikini çəkləş əhvalının yoxluqı, hər qaysı sahələrinin tərəqqi qılğanlıqı haqqıda yalğan guvahlıq berişki məcburlanğan. Kuzatuvchilar Xitoyning hozirgacha chet elda yashayotgan Uyg'urlarning oilam qayerda degan oddiy savollarga mu javob bera olmaganligini, buning aksiga Sharqi Turkiston xalqini yolg'on guvohlik berishga majburlab, xalqaro jamiyatni, xususan islom dunyosini aldashga urinayotganligini, shuning bilan birga Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli ijro qilayotganligini bildirishmoqda. Xitoy nomussizlik bilan Shvetsiyani musulmonlarning e'tiqodini hurmatlashga chaqirdi. Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan islomga aloqador barliq narsalarni cheklagan Xitoy nomussizlik bilan Shvetsiyani musulmonlarning e'tiqodini hurmat qilishga chaqirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 20 apreldagi axborot yig'inida Xitoy muxbirining Shvetsiyadagi bir radikal siyosatchining Qur'oni Karimni ko'ydirganligi bu sabablik musulmonlarning g'azabini keltirganligi ko'plagan islom davlatlarining Shvetsiyaga norozilik bildirganligi haqidagi savolga javob bergan. U so'zida Xitoyning azaldan tortib o'xshimagan e'tiqodga zarb berishga qarshi turib kelganligi madaniyatning yuqori tuvini bo'lmaydiganligi, balki xosligiga ega ekanligi Xitoyning ma'lum e'tiqod yoki madaniyatni kamsitish qilmishiga qarshi turadiganligi Shvetsiyaning bu qitim savoq elib musulmonlarning dini erkinligini hurmatlashi va qo'g'dishi kerakligi haqida jar silib nomussizlarcha bildirilgan. Halbuki Xitoy Sharqi Turkistonda tutqun qilgan, ziyonkashlik qilgan olim ulamolarining ko'ydirilgan Qur'onlarining haddi hisobi yo'q bo'lib, yaqinqi bir necha yil ichida 16 mingga yaqin masjidni chiqibdi yoki buzibdi. Shuning bilan birga Xitoy da'vo qilganining aksiga farqli madaniyatlarga dushmanlik yo'lini tutib kelgan bo'lib, Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarning madaniyatini kamsitish, assimilyatsiya qilish jinoyatlarini atalmış madaniyat bilan oziqlantirish nomida oshkora tashviq qilib ijro qilib kelmoqda. Xitoy bayonotchisining bu nomussiz bayonlari bir qism xalqaroliq taratqularning diqqatini tortgan bo'lib, Xitoyning Shvetsiyani dini erkinlik masalasida tanqid qilayotganligi, ammo Sharq Turkistonda bo'lsa Uyg'ur qatorliq millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishni davomlashtirayotganligi haqida xabarlar e'lon qilinmoqda. Xitoy Urumchi Mong'ul ko'ra Avasiya liniyasini ishga kirishtirdi. Xitoy Janubiy Avasiya shirkati 22 apreldan boshlab Sharq Turkistonning Urumchi Mong'ul ko'ra berish kelish Avasiya liniyasini yangidan ishga kirishtirdi. Xitoyning Bulantalang liniyasini texnik kengaytirish va ravonlashtirishni maqsad qilgan mazkur tur Tunji Igizlik aerodromining rasmiy ishga kirishtirilishi bo'lib, Sharq Turkistondagi belgi xarakterlik tog'liq rayon Igizlik aerodromi bo'lib hisoblanadi ekan. Mazkur aerodrom Mong'ul ko'ra Tianma aerodromi deb atalgan bo'lib, Xitoyning atalmış 14-5 yillik plani mazgirida Sharq Turkistonda tunji yo'li qo'yilgan puxraviy transport aerodromi ekan. Bu qitim yangidan ochilgan Urumchi Mong'ul ko'ra berish kelish Avasiya liniyasida 22 apreldan tortib Urumchidan uchish planlangan. Avasiya liniyasi ochilgan dastlabki mazgilda Janubiy Avasiya shirkati har haftada 3 qitim navbatchi aeroplan o'rinlashtirishni planlangan. Keyin ehtiyojga asosan kunda bir qitim qatnaydigan qilib o'zgartirilganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha Avasiya liniyasi ochilishdan burun Urumchidan Mong'ul ko'raga berishda eng tez bo'lganda 4 soatdan ortiq vaqt ketadi ekan.
Mezkur Avasiya liniyesi ekilgan deken pekat 1,5 saatla Mongol köreğe yetip barğılı bulu deken. Xitay işgaliyetçi rejimi Şarkı Türkistan'ı xitaylaştırışının ibaret rezil maksı yetiş üçün bir tarafdan Şarkı Türkistan halkını caza lagiri ve türmelerge kamap, yaşlarını Xitay ülkeleri ve başka rayonlarga sürgün kılışı arkalık Uyghurlarının sanını azaysa, yeni bir tarafdan Xitay akkullarını yerleştirişini tezletmekte. Ondan başka atılmış bir belvağ bir yol soğudu planına asasen, muhim tügün hesaplandığan Şarkı Türkistan'ın hava katnışı tümür yol ve taş yollarını köplep kurup, türlük baylıklarını bulan talan kılmakta. İstanbul'da kayrındaşlık iftar faaliyeti ötküzülmekçe. 23 April İstanbul'un Zeytinburnu rayonu Kazlıçeşme Kültür Merkezi meydanında çoğun tipteki kayrındaşlık iftar faaliyeti ötküzülmekçe. Faaliyetini Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği teşkilleyen bulup, yıllardın beri Şarkı Türkistan halkı bilen bir sep tutup gelgen dini ölümalar, cemaat erbabları, teşkilat vekillerden sırt Türkiye İçki İşler Ministeri, İstanbul Valisi ve devlet rehberleri alahide teklif kılındı. Teşkilatlar Birliği ictimai taratkularda umumi teklif ilan kılıp, mübarek Ramazan ayının Allah'a birilip ibadet kılıp, ruhiyetini paklaş arkalık, kayrındaşlık ve birlikini çınıtıdığan aylarının sultanı işkenlikini, bu münasebet bilen muhacirette yaşayatkan Şarkı Türkistan halkının öz ara kayrındaşlıkı, hemkarlıkı ve mihir muhabbetini küçeytiş maksıda mezkur faaliyetini uğurlaştırganlıkını, Türkiye'de yaşayatkan barlık Şarkı Türkistan halkını ailesi bilen katnışıkı teklif kılıdığanlıkını bildirdi. İftar faaliyeti 23 April Şembe saat 18'ge bekitilgen bulup, iştirak kılgıçlarına kolaylık yaratış üçün Sefaköy, Başakşehir ve Selimpaşa rayonlarından maksus maşini uğurlaştırılgan. BDT Başkatibi Putin ve Zelenski bilen görüşüşünü talep kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres, Rusya Prezidenti Vladimir Putin ve Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen görüşüşünü talep kıldı. BDT Başkatibi bayanatçısı Stefan Dujarric kündelik muhbirlarını kütüveliş yığınında Başkatip Antonio Guterres'nin BDT'de turuşluk Rusya ve Ukrayna daimi vekillerine mektup yolluğanlığını aytkan. Dujarric Guterres'nin mektubida Ukrayna'da tinçlikni barpo qilish uchun tashlandigan jiddiy qadamlarni muzokara qilish maqsadida Putin bilan Moskvada va Zelenskiy bilan Kiyevda uchrashishni talab qilganligini bildirgan. Rusya Baltiq dengizi davlatlaridan o'ch oldi. Rusya tashqi ishlar ministrligi Baltiq dengizi davlatlarining konsulxonalarini taqiqlanligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe bayanatta Latviya, Litvanya ve Estonya'ya nota tapşırılgalıqı bu üç devletinin özünün bir kısım şehirlerdeki Rusya konsulhanılarının taqaşkı narazılıq bildirilgeliki kayıt kılıngan. Bayanatta bularga cevaben ve mezkur devletlerinin Ukrayna'a herbi yardım kılışı sebebidin Latviya ve Estonya'nın Petersburg ve Peskov'taki konsulhanılarının Litvanya'nın Petersburg'taki konsulhanısının faaliyet kılışı'a berilgen ruhsatının emelden kaldırılgalıqı eskertilgen. Bayanatta yana mezkur devletlerinin yukurda tilge elingan konsulhanılardaki diplomatlarının karşı elinmaydıgan kişiler dep elan kılıngalıqı Rusya puhrası bolmagan memuri ve texniki xadimlerinin mu kubul kılgılı bolmaydıgan kişiler elan kılıngalıqı bildirildi. 7 devlet guruhi maliye ministerleri Ukrayna'ya yardım berişini va'de kıldı. Amerika, Germaniya, Angliya, Kanada, Fransiya, İtalya ve Japonya'dan teşkil tapkan G7 guruhi 50 maliye ministerleri Ukrayna'ya 24 milyar dolardan artık yardım berişini va'de kıldı. Türkiye Avası Radyosu'nun haberde bildirilişçe G7 guruhi devletleri maliye ministerleri bilen merkez bankaları başlıkları Rusya-Ukrayna urushi haqida bayonot e'lon qilib, Rusiyaning Ukrainadagi urushi, urush keltirib chiqargan o'lim hodisalari va yer sharoiti iqtisodiy ta'sirlarini muzokara qilish uchun bir yerga jam bo'lganligini bildirgan. Bayonotda xalqaroliq tashkilotlar va ko'p taraflik munbarlarning Rusiya bilan bo'lgan faoliyatlarini har doim qig'i o'xshash davomlashtirmasligining zarurligi ta'kidlangan. Shundaqlab bu hafta o'tkazilgan G20 guruhi Xalqaro pul fondi tashkiloti va Dunyo bankisi yig'inlarini o'z ichiga olgan xalqarolik munbar yig'inlarga Rossiyaning ham ishtirok qilishining to'limi afsuslanarli ish ekanligi qayd qilingan. Yevropa davlatlaridagi pul baholik nisbati tarixdagi eng yuqori chakkiyatdi. Yevropa statistika idorasi Yevropa ittifoqi va Yevropa rayonining yillik pul baholiki sonliq ma'lumotlarini e'lon qildi. Sallıq malumatlarına asaslanğanda Avrupa rayonunun 3. aydaki yıllık pul bakanlıkı nisbeti
24 fevraldan buyan devamlaşıyatkan Rusya Ukrayna urushi ve energiya bahasının örlep gitişi sebebiden 7.4% çıkıp tarihteki en yukarı seviyeye yetken. Avrupa İttifakı'nın 2. ayda 6.2% çıkan yıllık pul pahalılığı Mart'ta 7.8% örlegen. Avrupa rayonunun pul pahalılığı nispeti 1997 yıldan başlap saklanıp gelgen bulup Mart ayıdaki pul pahalılığı nispeti 25 yıldan bu yankı en yukarı seviyeye yetken. Bildirilişçe Avrupa'da asaslık yemeklik ve energiya mahsulatlarını öz içine alan umumi mahsulatlarının bahası mı örlemektiken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmetleşirme hakkı öptüm ki rahmet edemem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.